Tedavi yöntemlerinden bahsediyorduk hocam. Tedavi yöntemleri öncelikle bu şah damar tıkanıklıklarında yıllarca bu sadece operasyon, cerrahi operasyonla tedavi edildi. Bu konuda anjiyografi gibi, kalp damarlarının açılması gibi, kasıktan girmek suretiyle bir stent takılması şeklindeki tedavi uzun yıllardır bir ameliyata, cerrahiye alternatif olarak kullanılmaktaydı ama tabii bundan 10 yıl öncenin teknolojisiyle, 15 yıl öncenin teknolojisiyle üretilmiş olan stentler, kullandığımız malzemeler tam olarak bu ihtiyacı karşılamıyordu. Dolayısıyla ameliyat tartışmasız bir şekilde bütün hastalarımıza uygulanabiliyordu, yapılabildiği takdirde. Ancak son 3-5 yıldaki gelişmeleri göz önüne aldığımızda artık stentlerin de ameliyata denk olacak şekilde olumlu sonuçlar verdiğini, gayet güzel damarın açıldığını, hastalarımızı felçten koruma yönünde oldukça etkin bir tedavi olduğunu artık gördük. Bunlar araştırmalarda tabii ortaya kondu. Bizler de dolayısıyla bu veriler ışığında hastalarımıza kasıktan girmek suretiyle oraya bir stent yerleştirerek özellikle %50 ila 70'in üzerindeki darlıklarda gerekli müdahaleyi yapıp bunların da felç geçirmeden veya felç geçirmiş ise tekrar geçirmesini engellemek adına bu damarları açıyoruz.